Az önce Metehan Bey kısaca bahsetti. Yani Ankara'dan gelen tepki de diyerek sana bir sözü bırakayım. Şu ana kadar yapılan açıklamalarda Ankara'nın, Putin'in bu açıklamasına bakışı nedir? Tabii Ukrayna'nın toprak bütünlüğü vurgusu yapıldı ve bu iki ayrılıkçı yerin tanınmasının reddedildiği vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı bu açıklama. Tabii Ankara çok yakından takip ediyor oradaki gelişmeleri. Dün akşam da özellikle Putin açıklama yaparken Dışişleri Bakanlığı'nda da ilgili birimler teyakkuzdaydı, ayaktaydı ve bu açıklamanın ardından da Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Kısa bir açıklama ama önemli vurgular yapıldı. Şöyle söylendi, Rusya Federasyonu'nun sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıma kararı Minsk anlaşmalarına aykırı olduğu gibi Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz. Ve son paragrafta da şu vurguyu yaptı bir kez daha Dışişleri Bakanlığı. Bu vesileyle Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor. Tüm taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz deniyor Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında. Tabii bugün de yine hem Ankara hem Cumhurbaşkanı Afrika'da ama oradaki gelişmeleri çok yakından takip etmeye devam edecekler Buket. Şimdi yönetmenimden rica edeyim. Zelenski'nin bir defa sosyal medyadan yaptığı açıklama var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi. Bir de yaptığı açıklamanın detayı var. Önce o grafiği bir görelim. Ne söyledi? Ekrana gelsin o. Tweet'i görelim peki. Şimdi burada Zelenski Cumhurbaşkanı Boris Johnson'la zaten görüştüğünü, şu anda hani bu durum karşısında sonrasında ne yapacaklarını düşündüklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir görüşmenin planlandığını açıkladı sosyal medya hesabı üzerinden. Buna gerek yok. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşme. Dolayısıyla ben buradan hani Türkiye ile ilgili ne olmalı, ne olabilir diye. Şamil Tayyar'ın tweetini rica edeyim. AK Parti MKYK üyesi. Onun AK Parti'den duyduğumuz bir açıklama. O gelsin ekrana. Diyor ki başta Birleşmiş Milletler, NATO olmak üzere soğuk savaş dönemi kurumları iflas edince liderler küresel siyasette görece daha belirleyici oldular. Batı son dönemde lider üretemedi. Putin bu boşluğu fazlasıyla doldurdu. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın varlığı ise Türkiye, son dakika bilgisi olduğu için o alttaki cümle kaldı. Ben devamlı şöyle getireyim. Cumhurbaşkanımızın varlığı ise Türkiye açısından büyük avantaj açıklamasını yaptı. Şimdi konuklarım hazır mı yönetmenim? Peki Metehan Demir, Türkiye'nin varlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zelenski'nin yapacağı bu görüşme, Türkiye'nin burada alacağı rol. Çünkü iş burada kalacak mı? Daha da büyüyecek mi? Karadeniz konuşulacak mı? İş başka bir noktaya geldi gibi, ne dersiniz? Putin ne kadar konuşmak istiyor? Bizle ve Batı'yla ve kafasındakileri gerçekleştirme konusunda ne kadar geri adım atmaya kararlı? Bu soruların cevabını verdiğimizde bu görüşme trafiğinden somut olarak ne çıkacağına bakmamız lazım. Tabii ki diplomasi her zaman vazgeçilmemesi gereken en önemli dayanak noktası olması lazım uluslararası ilişkilerde ama bir Rusya gerçekliğini biz artık birkaç aydır kavramış olmamız gerekiyor. Bu hani Rusya ne derse yapılsın, boyun eğilsin anlamında demiyorum ama oyunun kurallarını yerleştirirken gerçeklikten asla uzaklaşmamak lazım. Neden derseniz, şimdi bir şeyi çok açıkça söyleyeyim. Biz en başından beri Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları doğrultusunda bir arabuluculuk, evet, yapmamız konusundaki iyi niyetimizi seslendirdik değil mi? Putin ne dedi? Ben olimpiyatlardan sonra geliyorum dedi. Ve ne kadar o zaman size konuştuk. Bu işi şüpheyle karşılıyoruz. Bu işin içinde bir iş olabilir. Putin zaman kazanıyor, kafasında bir şey var diye. Ve zaten o bilinen bir şeyde o konuda adım attı. Burada Zelenski bu işlerin içindeki en iyi niyetli insan, bizle görüşeceğine ve bu konudaki önemimizi seslendiriyor. Ama gelin Batı tarafına bakalım. Kendi aralarında sayısız telefon konuşması yapıyorlar. Avrupa'nın bu konudaki önemli ülkeleri, Amerika'nın önderliğinde Zoom toplantısı yapıyorlar. Telefon trafiği, yüz yüze toplantılar, Münik Güvenlik Konferansı'nda bir sürü zirveler, şunlar bunlar, karşılıklı ziyaretler oldu. NATO müttefiki olarak hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla özel ilişkileri olan ve bu konudaki niyetini de yüksek sesle seslendirmiş olan, iyi niyetiyle Türkiye'ye karşı bugüne kadar ya Türkiye sen bu konuda ne düşünüyorsun? Neler yaparsın, yapmazsın? Bizimle beraber hareket etmek ister misin diye soran bir batı var mı? Ben hiç görmedim. Tabii burada dün akşam bizim Dışişleri Bakanlığımızın açıklaması çok Batı ve NATO müttefiki olarak beklenen cümleleri içeriyordu. Evet. Ama onun 2 gün öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da Rusya'nın stratejik endişelerinin anlaşılması gerektiği ve bu konuda da Batı'nın işte bakış açısını değerlendirdiği açıklamaları da vardı. Buradan bakıldığında yani Türkiye iki tarafla da ilişkilerini iyi niyet üzerine kurup NATO müttefiki sorumlulukları yönünde de hareket etmeye çalışıyor. Ama ben Batı'dan dönüşlerin olmamasını değil, da... Değil mi şu anda bulunduğu? Tabii. Batı'nın dönüşleri olmaması... Yani aslında bir yerde İbrahim Kalın'ın açıklaması var. Rusya'yı anlayın. Evet. O kısıtlamalar yaptırımlar bir işe yaramaz açıklaması var. Öte yanda da dün akşam dışlarının bayağı sert Rusya'yı uyaran açıklaması da var. Türkiye bunu hani dengelemeye çalışıyor. Ama dengelemeye çalıştıkça da daha sıkıntılı bir durumda. Biz bunu mecburen yapıyoruz ama ortaya çıkmasından da kaçınamıyoruz. Evet. Ama Batı'nın da bu konuda bu saate kadar Türkiye'ye neredesiniz? Sizin öneminiz çok önemli. Bunu görmemiz lazım yönünde bir ifadesi bile olmadığını da özellikle altını çizmek lazım.